MHP Genel Başkan Yardımcısı Sevin Yalçın seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu efendim. Yalçın seçim öncesi Milliyetçi Hareket Partisi'ni baraj altında gösteren anket şirketlerine ateş püskürdü. Partimiz %10'u aşarak algı oyunlarını boşa çıkarmıştır. Seçmen kitlemizin köklü ve sağlam yapısı oy pusulasında parlamıştır ifadelerini kullandı. Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda da seçimi açık ara önde tamamlayacağını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısından açıklama geldi. Seçim öncesi anketlere tepki gösterdi. 28 Mayıs'ı zafer günü olarak tanımladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Edip Semih Yalçın 14 Mayıs seçimlerinin ardından yazılı açıklamada bulundu. Yalçın yaptığı açıklamada seçim öncesi yapılan anket sonuçlarına ve anket şirketlerine tepki gösterdi. Partimiz aleyhindeki algı çalışmalarının, düzmece kamuoyu yoklamalarının milletimiz nezdinde hiçbir değeri olmadığı görülmüştür. Muhalefet yanlısı ve temayül dolandırıcısı anket şirketlerince alacağı oy oranı baraj altında gösterilen MHP, %10'u aşarak algı oyunlarını boşa çıkarmıştır. Partimizin üç hilalde simgelenen kurumsal kimliğinin gücüyle seçmen kitlesinin köklü ve sağlam yapısı oy pusulasında parlamıştır. Buna karşılık karanlıkta gölge oyunu oynayanlar, göğe merdiven dayamaya soyunanlar ve suya yazı yazanlar sandığın altına gömülmüşlerdir. Her seçim sonunda olduğu gibi MHP muarızı kamuoyu araştırma şirketleri ve bunların kuyruklu yalanlarına bel bağlayan çevreler yine ters köşeye yatmıştır. 28 Mayıs'ı işaret eden Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade etti. Açık ara birinci gelecek dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yarışı açık ara önde tamamlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştır. Sayın Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur. Ve beklenen açıklama, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce seçime 3 gün kala memleketim için çekiliyorum dedi ama çok da manidar bir alt metni epey uzunca bir söylemle çekildi. Kaybettiklerinde benden bilmesinler dedi ve Muharrem İnce'den 14 Mayıs seçimleri sonrası ilk açıklama geldi. Bu arada şunu da ekleyelim. Muharrem İnce, bu benim şahsi kanaatimdir efendim. Belki de tarihte hiç olmadığı şekilde bir ders verdi seçmen protesto oylarıyla Muharrem İnce'yi çekilmesine rağmen oy vererek. Evet, İnce 14 Mayıs seçimleri sonrası ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Gençlere seslendi İnce. Gençler, evlatlarım, biz umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim dedi. İnce paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 gün kala adaylıktan çekilen Muharrem İnce 0.43 protesto oyu aldı.